Merhaba arkadaşlar. Ee, MTK Kuluçk olarak termostat ve higrostat kontrol paneli yapmış bulunmaktayız. Bu tip panolar elimizde mevcuttur. İsteğe ve arzuya göre montaj ve panel şeklinde yapılmaktadır. Önceliğimiz her zaman kaliteli malzeme ve kaliteli işçilik ve sonuçta kaliteli verim almaktır. Ucuz ve döküntü malzemeler kullanmamaktayız. Şimdi size bu videomda cihazın nasıl çalıştığını tarif edeceğim. Öncelikle cihazımızın ara kablosu var. Biz basit olarak ulaştırdık. Şöyle gösterelim. Prize taktık. Cihazımız prizden sonrasında bir adet otomatik şartelimiz var. Evet gördüğünüz gibi. CMS manka kullanıyoruz. Burada bir adet pakotipi 10 amperlik anahtarımız var. Elektrik akımı şu an prizden şartelimize şartelden Pakomuza geldi. Pakodan şimdi klemenslere dağıttık. Klemenslerin nötr ve farz olarak ayırıyoruz. Burada bir adet ısıtıcı girişi Emco cihazın 3722 cihazın girişinde 16 veya 14 amperlik T tipi pano tipi sigortamız mevcut. Bunu mutlaka uygulamanız gerekiyor. Cihazımızın ön kısmını açtığımızda Şöyle gösterelim. Cihazımızın önünde Emco sm 3722 cihaz bulunmakta. Sıcaklığımız şöyle bakalım. 37.6 dereceye ayarlı. Gelişim ve çıkımda. Nemimiz ise aynı butonu bir daha bastığımızda %53'e ayarlı. Gelişim ve çıkımda sabit. Onayladık. Şu anda 21.1 derece sıcaklığı var. 59 nem göstermekte. Bir adet makine içerisinde bulunan iç aydınlatmayı görebileceğimiz anahtarmış ışık anahtarımız mevcut. Gördüğünüz üzere elektrik akımı gelip gelmediğini görebiliyoruz. Burada bir adet içerideki sirkülasyon farını kontrol edeceğim şekilde renkli ışıklık anahtar kullanarak yöntemi anlatma biraz daha basit çevirdik. Evet bu da gördüğünüz üzere içerideki hava sirkülasyonunu sağlıyor. Şimdi makinemizin cihazın panelin bu tıkarla kalmıyor. Cihazda ipat 67 termoplastik kağıtçuk V marka kullanmaktayız Burada gördüğünüz üzerimize içerideki oluşan basıncı ya da nemi dışarı atması için bir adet hava mazgalımız bulunmakta Termoplastik kağıtçık malzeme kullanıyoruz Kesinlikle e, Çıkma yapmıyor arkadaşlar Punchla açılıp montalanıyor Burada yine bir adet sigortamız var Pano tipi Bu da cihazın beslemesinde Cihazın elektrik 7 ve 8 nolu gelişlerinden öncesinde 1 amperlik Bağlantı üzerinde bulunan Cihazımızın T tipi sigortası var. Burada bir adet görmüş olduğunuz üzere kuluçka makinesini çevirmede kullandığımız e, çevirme motorunu kontrol ya da devre dışı bırakma için bir adet şartelimiz bulunmakta mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz üzere cihaz şu anda pano kurulum yapıldı. Evet çalışıyor. Yani e, kuluçka makinesine bağlantı yapılmak üzere hazır ee, bu şey şöyle arkasını kısmını gösterelim arkadaşlar arkalarda makaplı delip Böyle e, dışı Değil Her biri tek tek Çıkış Kullanımı göre Kablo çıkışına göre Rakor delikler açıyoruz özel Ve termoplastik rakorlar kullanıyoruz Ve stabil burada bir adet Emas RPM11 8 pinli e, Rolemiz var Bunun Da amacı Buhar makinesine giden Buhar makinesine giden ee, elektrik prizine bağlı yani buhar makinesi kullandığınız zaman M.Ko'nun taş rolesi yerine bunu tavsiye ediyoruz. Daha kaliteli daha iyi bir cihaz ve cihazın M.Ko'nun verdiği akım doğrultusunda düzenli akım vererek aynı buhar makinesini evinizde kullanmış gibi garanti kapsamında çıkmamasına yardımcı olmaktadır. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Burada bir adet yine aynı Markel marka iPad 44 termoplastik kağıtçımız var. Kapaklı priz tavsiye ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kablo montajlarımız birebirdir. 0.75 ya da 3 çarpı 1.5'lu kablo kullanıyoruz isteğe göre. Gördüğünüz gibi bu da kuluçka makinesi çevirme motor adaptör fişidir. Ee, buradan adaptörü taktığınızda 220 volt ile önünde de içerisinde sigorta beslemesi de vardır. Herhangi bir kaçak akıma karşı cihaz tamamıyla sigorta. Fiyatlarımız bu yüzden biraz size pahalı gelmektedir. Evet görmüş olduğunuz üzere şöyle bir şekilde kapağımızı daha önceden açtık.